Demokrat Parti genişletilmiş il divan toplantısı Bigadiç ilçesinde yapıldı. Divan toplantısının oturum başkanlığını Demokrat Parti İl Başkanı İlhan Erdinç yaparken, toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Haydar Altıntaş, Merkez İlçe Başkanı Erhan Kaygan, Savaştepe İlçe Başkanı İsmail Uysal, Sındırgı İlçe Başkanı Necdet Demirözer, Kepsut İlçe Başkanı Sabir Aslan, Sındırgı Esnaf Odaları Birliği Başkanı Saadettin Dolar, Balıkesir Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Funda Ülkülü, İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle İl Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Şenözü ve diğer partililer katıldılar. Toplantıda açılış konuşmasını İlhan Erdinç yaptıktan sonra Bigadiç İlçe Başkanı Ahmet Girgin konuşmasını gerçekleştirdi. Daha sonra Balıkesir Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Funda Ülkülü de bir konuşma yaptı. Toplantının ilerleyen dakikalarında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Haydar Altıntaş da bir konuşma yaparak 12 Haziran seçimlerinde Demokrat Parti'nin Saadet Partisi ile işbirliği ve ittifak yapmasına olumlu baktıklarını dile getirerek konuyla ilgili Erbakan Hoca'nın her lafının başı milli. Biz de milli diyoruz fakat çatı kavgasına girersek bu iş olmaz. İttifaka itirazımız yok. Paylaşıma da itirazımız yok. Çatı kavgasına itirazımız var. Çünkü biz 2007'de o kavganın altındaydık. Biz altında kaldık, millet de çekiyor. O yüzden seçimlere çok az zaman kaldı. Biz imanla, inançla, ihlasla yolumuza devam edelim. Bildiklerimizi, doğruları söylemeye devam edeceğiz. Ama bu doğruları söylerken evrenin en değişmez kaidesi olan değişimi terk etmeyeceğiz ama geçmişten aldığımız güçle değişeceğiz biz, dedi. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olsun. Bu ülkenin sınırları içerisinde hepimiz hür ve özgür yaşayalım. Sadece bizim hürriyetimiz ve özgürlüğümüz yetmiyor. Bütün Müslüman aleminin, bütün Müslümanların kendi ülkeler içerisindeki zilletten ve eziyetten kurtular. Onların da bizim gibi medeni, zengin, mamur ve mürekkep yaşaması için Cenab-ı Allah hepimize akıl versin diyerek hepinize en derin sevgi ve saygılarımı.